telefonla arayan herkesi kayıt altına almaya başladım. Ne tür daireler aradıklarını, kaç para yatırım yapabilecekleri bütçe olduğunu ve ne zaman alım yapabileceklerini, ne zaman kiralayabileceklerini hepsini oluşturduğum bir Excel dosyasına yazdım. Elimde bir data oluşmaya başladı. Bu oluşturduğum data bir sonraki gayrimenkul projesinde bölgede bana yardımcı olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Bu inşaat projesi bittikten sonra, daireler teslim edilmeye başladıktan sonra yan tarafı da başka bir müteahhit firmaya verdiler. Şanslıydım. Aynı arsa sahipleri yan tarafının da sahipleriydi. Burada mantıklı hareket ederek daha temel vurulduğu anda oradaydım. Daire bittikten sonra anahtarlar teslim edilene kadar 3,5 yıl geçti. Bu müteahhit firmayla ilgili bir takım problemler oldu. Firma iflas ettiğini açıkladı. Mal sahipleri mağdur oldu. İşi bir sonraki noktaya taşıdım. Ama bu arada hiçbir şekilde her ne olursa olsun bütün bu olaylar yaşanırken ben ne inşaatı, ne inşaatın bulunduğu bölgeyi, ne mal sahipleri olan ilişkimi hiçbirini koparmadım. Çünkü mal sahiplerim orada 132 dairelik yerde 60 tane daireye, hatta evet 60 tane daireye sahiplerdi. Bu 60 dairenin bulunduğu noktada satışları, kiralamaları yönettim. Bu 60 dairenin bulunduğu noktada 60 dairenin kiralama sürecini yönettim. İçlerinden işte 6 tane, 7 tane daireyi, hatta 8 tane daireyi sattıklarında ben yine yanlarındaydım. O 8 dairenin satışına aracılık ettim. Ama tüm bu süreçler esnasında artık binanın bütün sorunlarını biliyordum. Binanın iki kat arası, işte alt daire ve üst daire arasında tabliye dediğimiz o alt daireleri ayıran kısmın, taban veya taban kısmın oturum alanları, işte beton dökülme alanları, duvarlara kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin isimleri ve kaliteleri, yerde kullanılan fayanslar, merkezi sistemde kullanılan efendime söyleyeyim peteklerin markaları, armatürlerin markaları, içeride işte inşaat firmasının teslim ettiği, anlaştığı çelik kapı firmasının taktığı kapının kalitesi, parkesi, efendim mutfakta kullanılan mutfak malzemesi, tutun da asansörü takan asansör kabinlerini aktif hale getiren firmanın kullandığı malzeme kalitesine kadar, hatta firma sahiplerine kadar her biriyle tanıştım. Çünkü uzmanlık alanı dediğinizde elinizde bir takım doneler olması lazım. Bu doneleri bir araya toplayıp sonuç alabilmeniz için de ne yazık ki bunların olması gerek. Hatta bu dönemde şunları da yaşadık. Müteahhit firmanın belediyeye başvurduğunu, belediyeye başvurduktan sonra inşaat ruhsatının işte bir hafta içerisinde çıkacağını, belediyedeki bağlantılarımızdan hepsini teyidini aldık ama sonra şunu gördük aslında. Birçok eksiklik varmış. Müteahhitin vergi borcu, sıkıntıları vesaireleri noktasını her şeyi göstermelik yapmış. Hiçbir şekilde inşaatı teslim edemediler. Karşıma yeni bir şey çıktı. Ve bir sorun zinciriyle karşılaştık. 20 gün sonra veya bir ay sonra evde oturmak üzere eşyalarını eve taşıyan iki tane ailenin biz taşıma masraflarını cebimizden karşılamak durumunda kaldık. Aldığımız hizmet bedellerini iade etmemizin yanı sıra bir de taşınma masraflarını. Bunları tabii müteahhit firmaya yansıtamadık. Çünkü adam bir anda ortadan kayboldu. Arsa sahiplerinin daireleri vardı. Kendileri içinden bina içine taşınan, daireleri teslim edilmiş ama şantiye elektriğiyle oturanlar vardı. Onlar bir dönem sonra mağdur oldu. Ruhsatların alınması için ödenmesi gereken 100 küsur bin lira bir para vardı. Bunların tamamlanabilmesi için arsa sahiplerinin her biri ceplerinden para ödedi. Arsa sahipleri karşıladı. Daireyi sattıkları vatandaşlar bir anda ortadan kayboldu ve sanki ortalarda yokmuş gibi, onların orada dairesi yokmuş gibi kimse bir şey sahip çıkmadı, destek çıkmadı ve arsa sahipleri onların hakkına düşen parayı da, payı da kendi ceplerinden ödediler bir an önce dairelerde oturmaya başlasınlar diye. Bunlar da gerçekleşmiş oldu ve bu bana yeni bir şey öğretti. Site içerisindeki daireler satılırken ruhsatlar verilmeden dairelerin aslında kiraya verilmemesi gerektiğini, ruhsat öncesinde insanların eve taşınmaması gerektiğini, eve taşınsalar bile yaşayamayacaklarını onlara doğru, düzgün, dürüstçe anlatmam gerektiğini, bütün detaylarını anlatmam gerektiğini öğrendim.
devamlı şunları öğrendik. Tabii dairelerin içine insanlar girmeye başladıkça bir takım eksiklikler meydana çıktı. İşte kapı kolları bozuk olan, efendime söyleyeyim, ankastrelerinde problemleri olan, yani bileyim armatürlerinde problemleri olan insanlarla bir takım sorunlar olduğunu, hani müteahhit firmanın çalıştırdığı taşeronlardan kaynaklı bir takım sıkıntılar çıktığını öğrendik. Devamında da bu sorunlar hep birbiriyle bağlantılı olarak dönem içerisinde inşaat dairesi, inşaat projesi çalışıldığında başıma neler gelebileceğini öğrendim. Ve bunların her birini deneyimleyerek öğrendim. Kimse bana anlatmadı. Şimdi insanlar şunları yaşamaya başlıyor. İşin içine giriyorsunuz, hiçbir şey bilmeden bu işe başlıyorsunuz ve iyi güvenilir bir firmayla iş yapmıyorsanız, sağlam bir müteahhit firmayla çalışmıyorsanız, satış ofisinde değilseniz ya da benim gibi arsa sahiplerinin mülklerini yönetmiyorsanız süreci yakından gözlemleyemiyorsunuz. İyi bir firmayla çalışmanın avantajlarını her zaman görebilirsiniz. Benim yaşadığım olumsuz örnekler sonucunda edindiğim tecrübeler. 60 dairenin satışı ve kiralaması noktasında hareket ederken ben bunları deneyimleyerek öğrendim. Bana bunu kimse göstermedi. Ama gösterebilecek birileri olsaydı emin olun onlarla hareket edip bu 3,5-4 yılda öğrendiğim ve zorlandığım bütün süreçleri daha profesyonel bir şekilde öğrenir, hareket eder, bir sonraki aşamaya o şekilde geçerdim. Devamında neler oldu? 130 tane insanın o binaya oturması, işte mal sahiplerinin oturması, kiracıların oturması zaman aldı. Aldığımız kaporaları iade ettik. Sonra nezaketime inanan ve gerçekten orada olmak isteyen insanların büyük bir bölümü tekrar benimle iletişime geçti. Ve biz bu insanlarla tekrar konuştuk. Tekrar görüştük. Bir fikir birliğine vardık ve sadece bir kişi ahlaksızlık yaparak, karaktersizlik yaparak parasını iade ettiğimiz halde o sitede oturmayacağını söyledi. Biz daire kiralamalarının tamamını bitirdik ve o karaktersiz arkadaşlar, karı koca ikisi de karaktersizdi, haysiyetsiz insanlardı. Gidip oradan başka bir mülk üzerinde kiralama işlemi yaptılar. Ben hala o siteye girip çıkıyorum ve insanlar yüzüme baktıkları zaman beni gördüklerinde yüzleri bembeyaz oluyor. Utanarak asansöre binip defolup dairelerine gidiyorlar. Yani bunları da yaşayabiliyorsunuz. Bazen dürüst olmak da ne yazık ki elinizi güçlendirmiyor. Tam da bu noktada bütün her şeyi doğru, dürüst ve ahlaklıca yapmanız gerektiğini de öğreniyorsunuz. Ben bu işe mağdur olarak girdiğimde, dolandırılarak girdiğimizde şunu kendime düstur edinerek girdim. Ben bu işi adam gibi yapacağım, doğru yapacağım ve insanlara bu işin nasıl yapılacağını öğreteceğim mantığıyla, mantalitesiyle girdim. O yüzden hala sektördeyim. Belli başlı katı kurallarım var. Belli başlı kırmızı çizgilerim var. Kimsenin o kırmızı çizgiyi bölmesine, kimsenin o kırmızı çizginin benim bulduğum hattı girmesine izin vermiyorum. Ben de o çizginin diğer tarafına geçmiyorum. Dolayısıyla kuralları siz çizdiğiniz sürece başarılısınız, sektördesiniz, varsınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Bu çok önemli bir detay. Şimdi devamında size başka uzmanlıkla ilgili ne söyleyebilirim? İşte bahsettiğim bir kişi hakkında topladığım bilgi, bakın. Bir kişinin ismini öğrendim sektöre girdiğimde. Bu vatandaşın kiminle çalıştığını, nerede çalıştığını, kaç yıldır çalıştığını, karakteristik özelliklerini öğrendim, mülkünü aldım. Vatandaşın dairesini satamadım ama çevresindeki, ailesindeki akrabalarının tamamının dairelerini aldım, sattım, kiraya verdim. Bir başka projede yine 60 dairenin satışı ve kiralaması ile ilgili rol aldım, yönettim. Hala insanlar telefon açıp bana o bölgede fiyatların ne olduğunu, o binada işte satılık daire olup olmadığını, nasıl hareket etmem gerektiğine dair bir takım sorular soruyor. Ve onların sorduğu sorular nezdinde ben halen orada para kazanıyorum. Çünkü o bölgede, o sitede otorite olduğum için bugün dairesini satacak olan arkadaşlar yine bana geliyor. Gayrimenkul alacak olanlar yine beni buluyor. Dairesini kiraya verecek olanlar yine benimle iletişime geçiyor. Ve bu döngüyü biz bu şekilde sağlıyoruz. Devamında sürekli şunu görüyorum. Dürüstlük her zaman kazandırıyor. Bana hiç kaybettirmedi. Dürüst olduğum her dönemde kazandım. Ama sadece bir alana fokuslanarak kazandım arkadaşlar. Bakın, bir alana fokuslanarak kazandım. Sadece tek bir alan. Başarılı hareket etmek istiyorsanız, sonuç almak istiyorsanız,
belli bir yere gelip iyi paralar kazanmak istiyorsanız bu işte yapacağınız tek şey belli başlı bir konuya uzmanlık sağlamak, bu konudan gelir elde etmek, bu alanda kazanç sağlamak. Yapacağınız tek şey sadece bir alana odaklanmak. Odaklanmak konusunun getirdiği başarıyı gördünüz. Son olarak size şunu söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun, her ne yaparsanız yapın, gayrimenkul işiyle ilgilenmek istiyorsanız, bu işte her gün para kazanamayacağınızı, birinin size maaş vermeyeceğini, çalışırsanız, efor sarf ederseniz ve sahada olursanız para kazanabileceğinizi, insanlar size her hayır dediklerinde aslında sizin o an sorduğunuz soruya o anki ruh halleriyle hayır diyeceklerini sakın unutmayın. Bu iş o kadar stresli gibi görünse de aslında akıllı, mantıklı ve doğru hareket ettiğinizde ciddi paralar kazandırabilecek bir iş. Bir sonraki evreye, bir sonraki aşamaya geçebilmeniz için her ne olursa olsun uzmanlık bölgesi çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Mustafa Elbim ben. Başka bir gayrimenkul yol gösterme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yine stratejik bir konu işleyeceğim. Görüşmek üzere. Sevgiler.